Uzun zamandır podcast'imize konuk ağırlamıyorduk. Bugün Uğur Batı ile Profesör Doktor Uğur Batı ile beraberiz. Hayatta gördüğüm en renkli insan, çok farklı alanlarda üretimleri var. Bir yandan da çok verimli bir insan çünkü hem farklı alanlarda üretim yapıyor hem çok fazla üretim yapıyor. Hani şöyle bakınca iletişimci, reklamcı, futbolcu, özellikle gol kralıymış gençken, ressam, sanat küratörü, bir yandan bir profesör, araştırmacı bir profesör, onlarca makalesi var. Yazar hem de nasıl yazar biliyor musunuz? Yani öyle köşe yazmaktan bahsetmiyorum, onlar zaten var. Bir yandan da kitap yazıyor ve aynı anda 5 kitap birden yazabiliyor. En son biz çekime girerken 19 kitabı vardı yazılı olan ama aniden yükselebilir. Bugün Uğur'la çok ilginç konularda hakikaten sohbet ettik. Çok yönlülüğün önemi biliyorsunuz. Benim çok takıntılı olduğum bir mesele. Yaratıcılık mı, verimlilik mi? Hangisi daha önemli? Sanatın insana katkısı nedir? Neden sanat mutlaka hayatımızın bir parçası olmalı? İş hayatında başarı için konu tutku mu, strateji mi? Ne yapmak lazım? Nasıl büyüyebiliriz? Ölçeklenme nasıl olur? Bizim gibi her şeyi kendi yapmayı seven insanlar Uğur da bana benziyor. Yazıyormuş bir yönüyle. Nasıl bunu delege edebilir? Onun ne gibi avantajları, dezavantajları olabilir? Zekanın türleri, zekanın çeşitleri, en sonunda biraz kripto para. Hakikaten nereden girdik, nereden çıktık ben bile farkında değilim. Ama muazzam bir sohbet oldu. Bu bir saatin size için harika geçeceğine eminim. Bu arada sohbet sırasında Uğur bana O Ne Diyor'ya yazar olmamı önerdi. Oradaki yazıyor ekibini yönetiyor Uğur. Ve ben de kabul etmiştim onu. O ilk yazı da tesadüfen dün yayınlandı. Aşağıya onun linkini de bırakıyorum. Yaratıcılık ekonomisiyle ilgili bir yazı oldu. Bu yönden de Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Beni de O Ne Diyor ailesine kattı. Daha fazla insana ulaşmama, daha fazla insana aktarımlar yapmama müsaade etti. Uğur'la olan harika mülakata başlıyoruz ama önce bir sponsorumuza bir teşekkür ederim. Mirador Speaker Agency mülakatı onlar mümkün kıldılar. Uğur aynı zamanda Mirador'da bir konuşmacısı. Önce onlara bir teşekkür ederim. Daha sonra da hızla Uğur'la olan sohbetimize girelim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Uğur hoş geldin. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok iyiyim. Davetiniz için teşekkür ederim. Hoş bir sohbet olacak. Dolayısıyla ben senden daha heyecanlıyım doğal olarak bu ara. İnşallah. Ben de çok heyecanlıyım. Zaten biraz kolundaki dövmeleri... Başlıyorum programa. Süper. Kolundaki dövmeleri görünce bile heyecanlanıyorum. Yani böyle değişik insanlarla tanışmak, konuşmak süper bir keyif. Hoş geldin. Eyvallah. Tekrar. Çok sağ ol. Şimdi ben başlamadan önce tabii epey ev ödevi yaptım. Pınar da seninle görüştü. Ve hayatımda daha çok yönlü birisini hiç tanımadığımı gördüm. Yani şöyle bir listeye not aldım. Futbol oynamışsın, üstelik gol kralı falansın. Akademisyensin tabii, profesörsün. 3 ayrı master'ın var. Yakın zamanda Harvard'da yeni bir derece daha var. Üzerine sayı yanlış değilse 19 kitap var. Sayı yanlış olabilir çünkü 5 kitap yazıyorsun. Aniden böyle 24 kitaba çıkmış olabilir. Eğer eksiğim varsa düzelt lütfen. Belgesel sunuculuğu, ressamlık, sanat küratörlüğü. Okul yıllarında dergicilik belki hala devam ediyor. Hikaye anlatıcılığı ve tabii ki bütün bunların aslında üstünde bir iletişim bilimcisi, bir reklam yazarı var. Uğur, bu çok yönlüyü seninle çok konuşmak istiyorum. Yani oradan başlayalım. Çünkü ben de podcast'inde hep bu çok yönlülük üzerine duruyorum. 20. yüzyılın geçer akçesi budur diyorum. Derin tek konuya uzmanlaşmayın diyorum. Ama senin hikayenle başlayalım. Nereden başladı bu çok yönlülük? Hani bu çocukluk yıllarında evde galiba çiçek atölyesi varmış. Oradan mı bu işlere girdin? Oradan bir girelim Uğur. Uzun zamandır mesela üzerine düşündüğüm ve zannedersem çözdüğümü düşündüğüm bir konuyla ilgili bir soru sordum. Ben yıllarca yaratıcılığın asıl varlık olduğunu düşünürdüm. Yani asıl kapasite alanımız, yeteneğimiz yaratıcılık odağında toparlanmalı ve bir insan işte bu zamanın ruhuna uygun biçimde yaratıcılık sergileyebildiği ölçüde sıçrayabilir diye düşünürdüm. Sonra şunu fark ettim. Yaratıcılıktan bence daha önemli bir kavram var. Bu kurumlar için de son derece önemli. Bence verimlilik kavramı çok daha önemli. Hmm. Verimlilik. Bu verimlilik kavramının içerisine pek çok şey giriyor. Yani işte son yılların çok biliyorsun, sen de konuşuyorsun, popüler kavramlarından sürtünmesizlik kavramı bunun içerisine giriyor. Gerçekten esnek akıl kavramı bunun içerisine giriyor. Bu arada crowdsourcing dediğimiz birlikte yaratım kavramını bunun içerisine giriyor. Psikolojik dirençlilik, yani resilience ve aynı zamanda iyi olma hali bunun içerisine giriyor. Şimdi bu kavramları kendi yolculuğum, yani şuraya kadar geldiğim bu küçük yolculuğum anlamında
derleyip toparlayıp sorunun cevabını öyle vermek istiyorum. Evet, çok yönlü ve interdisipliner çalışıyorum denilebilir ama üniversite birinci sınıftaydı. Bir kariyer, tek kariyer mottomdu herhalde bu benim. Şöyle söylemiştim. Hayatımı yaratıcılık odağında bir işte kazanacağım. Hatta öyle ki bu artık benim işim olmayacak. Benim yaşam tarzım, üslubum olacak. İş bunun çerçevesinde gelişecek diye düşünmüştüm. Ve gerçekten yazı hayatım, arada müzik de var. Dergicilik var, evet. Sonra uzun dönem edebiyat eleştirileri çalışmışlığım var. Reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik zaten yaratıcılık odağında hareketlenen işler ve dolayısıyla ben çekirdek nüve yaratıcılığı oraya koyduğum için aslında benim açımdan sadece çekirdek hareketlendiği alan aynı olan farklı üsluptaki işler yapıyormuşum gibi geliyor. Dolayısıyla o çekirdek kavramı iyi oturtturmak bizim marka konumlandırmasında o önemlidir ya hani marka kimliğini ve ona bağlı olan yaratıcı stratejiyi ortaya koyduğun zaman diğer bütün her şey araçsal akıldır. Yani reklam da yaparsın, dijital mecraları da kullanırsın. Yani mecra farklılaşır, üslup farklılaşır, pazarlama iletişim yöntemleri farklılaşır ama öze koyduğun kavram güçlüyse zaten, değil mi? Bugün ikonik kült markalara baktığımızda aslında 100 yıldır aynı şeyi anlatıyorlar. Farklı araçları kullanarak anlatıyorlar. Bu anlamda benim kariyerim de böyle şekillendi. Bu bir. İki, birlikte yaratım. Mesela sevgili Kenan Işık'la birlikte ben resim çalışıyorum. Kenan çok özel bir ressam. Çok da her anlamda yükselişte. Hem işleri anlamında hem popülaritesi yükseliyor. Ben tek başıma bu yolculuğu yürütmeye çalışsam eksik kalırdım. Ama onunla birlikte çalıştığımda temaları ben oluşturuyorum serginin birlikte yaptığımız işlerin. Enstelasyonlar yapıyoruz, onları çalışıyorum. Farklı malzeme kullanımları yapıyorum. Resimlerin hikayesini yazıyorum. Hatta Ebu Hurafe'den Masallar sergisinde romanını yazdık yani hikayenin ötesinde. Resimlerin kendi hikayelerini yazıyorum aynı zamanda. Üstelik tuvalin üzerine yazıyoruz. Kenan da müthiş bir renk paletine sahip ve özel bir çizgisi var. Kenan da oradaki büyük gücünü kullanıyor. Dolayısıyla tarif ettiğim şeyi tam anlamıyla birlikte yaratım yani crowdsourcing. Ben tek başıma gelebileceğim nokta belki birden 10'a kadar 5-6 iken Kenan'la birlikte aslında 7'den başlıyor. Kenan'a da bunun büyük katkısı oluyor. Bana da büyük katkısı oluyor. Dolayısıyla hep konuştuğumuz şu hani Jim Rohn'un lafını çok tekrarlarız ya herkes beraber en çok zaman geçirdiği 5 kişinin ortalaması kadardır diye. Mesela sanat tarafında benim Kenan'la yaptığım işler çok güzel. Sonra Devrim Erbil. Uzun yıllardır ben artık 5 yılı geçti uzun yıllardır dedim. 5 yıl uzun yıl olabilir artık. Devrim Erbil'le, Devrim Hoca ile yani Türkiye'nin ikonik ressamlarından biri, dünya çapında bir ressam. Onunla birlikte tematik konseptler, yayınlar, özel etkinlikler. Gerçekten Türkiye'de resim alanında pek de yapılmayan işleri birlikte yapıyoruz. Ve bu benim bir taraftan resim ekosistemimi, yüksek sanat tanımamı, insanlarla ilişki yönetimimi, bu işin doğrusunun nasıl yapılabileceğini, klasik sanat pazarlaması yöntemlerinin dışında hangi araçları kullanırsam buraya fark getirebileceğim konusunda bana gerçekten önder olan bir tecrübe. Yani sanat pazarlaması ve sanat ekosistemi dediğimiz genelde kendi ezberlerinden yola çıkarak büyüyor bu ara. Yani geçmişte yaptıkları neyse genelde bugün de bunu yapıyorlar. Ama sen yıllarca marka danışmanlığı, reklam yazarlığı, kurumsal iletişim aslında masanın akademisyenlik masanın her tarafında dolaşıyorsan hem yeni pazarlama iletişimi yöntemlerini biliyorsun bir de bunların buradaki üslupları, tarzları sanata transfer edebiliyorsun. Dolayısıyla ortaya fark yaratan işler çıkıyor. Onunla deneyimin böyle bir deneyimdi. Bir başka mesele, ben mesela televizyonlarda da farklı konular konuşuyorum veya sahnede de farklı konular konuşuyorum. Bu bir yanılsama olabilir. Ben aslında 2010'dan beri toplumsal sinir bilimin bir parçası olarak değerlendirebileceğim karar bilimi dediğim bir saha çalışıyorum. İçerisinde iletişim bilimleri var. Davranış bilimlerinden hareket ediyor ve toplumsal sinir bilimin çıktılarını kullanıyor. Yani benim için çalıştığım konular şu. Yani zaman zaman risk algısını konuşuyorum. Zaman zaman içgörü dediğimiz meseleleri konuşuyorum. Zaman zaman yenilen pehlivan niye güreşe doymaz? Ödül ceza, içgörü, uzgörü, fast forwarding yani aklıma gelen bütün kavramları söylüyorum. Bugün iş dünyasında popüler olan kavramları. Tüketici davranışları konuşuyorum. Ama Bora yine hareketlendiğim alan aynı. Dediğim gibi toplumsal sinir bilim çıkışlı, karar bilimi dediğim sahadan konuşuyorum. Böyle olunca dağılmadan ana ekseni yani o adeta o temeli çok sağlam inşa ederek bir
kolonun üzerine, kalın ve güçlü bir kolonun üzerine inşa ediyor. Yani konuşma konularımı da ya da zaman zaman verdiğim eğitimleri de aynı noktadan çıkış yaptığım için dağılmadan devam edebilme şansım var. Ama dışarıdan bakıldığında şöyle görünüyor doğal olarak. Ne kadar farklı konularda konuşuyor? Yok, çok farklı konularda konuşmuyorum. Aynı eksendeki bir konunun farklı alanlardaki yorumlamalarını yapıyor. Bu mesela hani hep konuşuruz ya, insanın kendi hayatı da sonuçta stratejik bir bütün ve kararlar veriyorsun. Kendine evet kişisel marka inşa ediyorsun. Anlam halleri oluşturuyorsun. Hangi konularda ne iş yapacağım onu belirliyorsun ama çıkış noktan aynı olduğu için güçlenerek devam ediyorsun. Ve bu aynı zamanda da hoş bir yayılım sağlıyor. İnsanlar nezdinde de evet ya, yani disiplinler arası çalışmak hoş bir şey, bunu yapabiliyorsun gibi bir çıktı meydana geliyor. Bu da akılcı. Bir başka meselesi dirençlilik. Sen de bu ekosistemdesin. Bulunduğumuz alan çok da kolay bir alan değil. Yani neresi kolay ki, ama burası da hiç kolay olmayan alanlardan biri. Sürekli canlı olmalısın. Sürekli içerik üretmelisin. Sürekli aslında bir rekabet çevresinde dolaşıyorsun. O konuyu Bora da konuşuyor. O konuyu da Uğur da konuşuyor. Bora kendisine göre bir değere sahip. Uğur kendisine göre bir değere sahip ama ikisinin de değerli olması lazım. Düşmek çok kolay bu arada bu ekosistemde. Bu arada hani arka tarafta her işte olduğu gibi enteresan geri bildirimler, insanların uğraşları, ticari rekabetler, değil mi? Yani neler neler var. Bu konuya ilişkin bakışım ise şöyle Bora. O kadar meşgulüm ki, o kadar çok iş yapıyorum ki. Günün 24 saatinin yaklaşık 19-20 saatini üretimle kullandığım için başka bir şeyle ilgilenme zamanım olmuyor. Yani sen bana desen ki ya gel Uğur şurada bir rekabete girelim birlikte, şu arkadaşlarla biraz iştikal edelim, şu ekosistemi dağıtalım falan. Bak bu bunu demiş falan. Çok sağ ol Boracığım, seni çok seviyorum ama gerçekten şu an sanat yapmak zorundayım falan diyeceğim. Bunu da havalı olsun diye söylemeyeceğim. Vallahi vakit anca yetecek. Ama bu aynı zamanda bir koruma kalkanı. Yani böylece zihnimi olası kötü düşüncelerden, kendiliğinden istemsiz uzaklaştırarak devam etme şansım oluyor. Bana bayağı bu sürdürülebilirlik kavramı gibi geldi. Sadece bu da değil. Diğer taraftan geldiğim esnek akıl, çevik akıl kafasına. Hep hayatım boyunca gerçekten mücadele içinde oldum. Reklam yazarlığıyla başladım, devam ettim. 2001'de İş Timariye ekibine girdim, orada lokalizasyonlar yaptım. 2003'te Telsim'le devam ettim. Orada hem RTNET bünyesinde Bee Club denilen danışmanlık portalını halledip bırakma kararım sadece 1 dakikaydı Bora. Gerçekten samimi söylüyorum, 1 dakikaydı. Bıraktım. Sanırım 1/5 maaşına falan bıraktım. Düşünmedim. Çünkü daha sonradan kazanımlarımı biliyordum. Üniversite devam etti. Yardımcı doçentliği aldığım gün bu sefer üniversiteyi bıraktım. Çünkü o 2 yılda yapacaklarımı orada yapmıştım. Doktoram bitmiş, yardımcı doçentliğimi almış. 1 yıl ders vermiş, bir tecrübem olmuştu. Şu an için yeterliydi ve bir yaratıcı yönetmenlik teklifi gelmişti. Bizim çalıştığımız alanda sektör tecrübesi çok önemli. Bora o tarafa geçti. Gode İstanbul'da 3 yıl yaratıcı yönetmenlik yaptım. Ardından doçentlik için hazırlanmam gerekiyordu. Ajansı da sadece bir günde bıraktım. Çünkü o an bırakmam gerekiyordu ve bıraktım yani. Çünkü mantık belli, önümdeki planlama belli. Ardından 2011 doçent oldum. Orayı da bırakmam gerekiyordu ve 2011'de de doçentliği bıraktım bu sefer. Yine yaklaşık 1 dakika mı aldı? Hani aklımda arka planda bırakabileceğim fikri artık sanırım Bora şöyle oldu. Kişisel gelişim öğretileri veya yaşam gurusu kafasındaki her öğreti ne kadar çok azmetmen gerektiğini, vazgeçmemen gerektiğini falan anlatsa bile benim için fırsat maliyeti çok daha önemliydi. Ben bırakarak ve bir öncekinden vazgeçerek bir sonrakinin daha iyi kurulabileceği fikrindeydim. Ve İMKB sürecinden Borsa İstanbul'a girdim. 4 yıl orada satış, pazarlama, kurumsal iletişim, markalama tarafını çalıştım. Oradaki direktör pozisyonumda büyük bir kurulum oldu. Hemen ardından da tekrar üniversite marka danışmanlıklarına uzun yıllardır zaten yapıyordum 2010 öncesinde. Devam ettim ve dediğim gibi benim kariyerimde mesela bu saydığım unsurlara ek olarak vazgeçme. Ama neyden vazgeçme? Yeni bir başlangıç için eski ezberden vazgeçme her zaman âlâ oldu, tercih sebebi oldu. Ben fırsat maliyetini yakaladım. Şöyle bir şansım oldu. Kurumsal iletişim yaptım, marka yönetimi yaptım. Reklam ajansında atölyede bulundum, atölyeyi yönettim.
Akademisyen olarak bunların metinlerini oluşturdum, yazdım. Sahnede konuşmacı olarak yer aldım. Aynı zamanda danışmanlığını yaptım. Dolayısıyla herhalde sahada bulunabileceğim masanın etrafı deriz ya, her yerinde bulunma şansım oldu. Bunun temeli ne? Ana eksene yaratıcılığı oturtuyorsun aslında. Yani bütün bu hikayenin kurulma şeyi yaratıcılık ve sonradan da galiba üzerine ekledi bu karar. Yani insan beyniyle çok ilgilisi, onu görebiliyorum. Bu ana eksen bu. Bunun etrafında proje açıp kapatan bir insansın. Yani öyle söylemeye çalışayım. Çok ilginç geldi bana o tavrı. Çünkü hani insanlar bir kariyere başlayınca ömrünün gerisini öyle geçirmek isterler. Veya o kariyerin bir sonraki basamağında işte doçentlikten profesörlüğe geçeyim. Sen öyle değilsin. Bir şeyi koyuyorsun kafana. Bir iki yıl ben bunu yapacağım. Bunu derinlemesine öğreneceğim diyorsun. Sonra tamam bunu öğrendim, kapatıyorum. Başka chapter'a geçelim diyorsun. Burası da çok ilginç geliyor. Yani ana aksanı koru, ana eksenini koru ama etrafında yeni şeyleri öğrenmek için yıllarını blokla, planla git gibi. Bilmiyorum, böyle mi anlamam lazım Uğur? Çok İşler çok çok iyi gidiyorken üniversiteden bir fırsat geldi ve ben doktora ve akademik çalışmaları gerçekten çok istediğim, derinleşmek istediğim için işi ilginç bir kariyerim var. Çok güzel ifade ettin. Yani ekleyeceğim şu var. Ben yıllarca ana eksen hep yaratıcılık olarak kabul etmiştim. Önemini asla azımsamıyorum ama dediğim gibi verimlilik dediğim kavramın şu an yaratıcılıktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Neden? Bunu da şöyle ifade edeyim. Şimdi Bora Özkent olmak ciddi bir deneyim sonucu. Yani Bora Özkent olmanın tüm anlamları. Yıllarca kendi yaşam tecrübenin özel hayat kısmını bir kenarda bırakıyorum. Birçok şirkette çeşitli pozisyonlarda bulundun. Şirketler yönettin, danışmanlık yaptın, konuşmacılık yaptın. Sonuçta çok benzer bir kariyer seninki de. Zaten Bora Özkent olmanın tüm anlamları içerisinde yaratıcılık, sektör dinamiklerini bilmek, çabuk karar verebilmek, vazgeçebilmek veya devam edebilmek, esnek akıl sahibi olmak, değil mi? Dirençli olmak falan. Bunlar sende var zaten. Bora Özkent olmanın anlamları içerisinde var. Bence bizi yıkan şey verimlilik. Yani bir noktada verimlilikten biz ödün veriyoruz. Şöyle verimlilikten ödün veriyoruz. Bu maddelerden herhangi birinde sorun yaşıyorsak, mesela yeteri kadar psikolojik dirençli olamıyorsak hayata karşı, yapacağımız işlerin belki ancak üçte birini yapabilir duruma geliyoruz. Eğer çevik aklı kullanamazsak, yani yön değiştiremezsek, yer değiştiremezsek, başka bir perspektifle bakamıyorsak burada problem çekiyoruz. Ben mesela burada feraset diye bir kavramı gündeme getiriyorum. Eski dilde kullanırız, Osmanlı Türkçesinde, ama özel bir kavramdır Bora. Feris kökünden gelir. Feris at demektir Arapçada. At, Araplarda kutsal olduğu için kutsal gördükleri her şeye at yakıştırması yapmışlardır. Feraset onun vezne bindirilmiş halidir. Yani feris sahibi olmaktır. Ama günümüz iş dünyası için, hayat için çok özel bir kelimedir bu. Şu demektir, Bora Özkent olarak hayatı, ihtimalleri sadece kendi dahil bulunduğun perspektiften ve kendi bulunduğun, kendi sahip olduğun olanaklardan değil de diğerlerinin de sahip olduğu olanaklar üzerinden hayatı okumaya feraset sahip olmak. Yani ben eğer Uğur Batı olarak Bora Özkent'in de sahip olduğu bir takım olanaklar ve ihtimaller üzerinden hayatı okumayı becerebiliyorsan, o benim karşıma çok bambaşka kapılar açabiliyor. O yüzden bence feraset sahibi olmak çok önemli. Bunu ben amaç belirledim, yani evet, feraset sahibi olmak benim için önemli dedim ve onu yaratmaya çalıştım. O yüzden sanatta, kültürde, yaratıcılıkta zaman zaman belediye danışmanlıkları yapıyorum. Mesela Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 4 yıldır gönüllü danışmanlığı yapıyorum. Orada kente, kültüre, sanata, kadın istihdamına ilişkin mesela pek çok projeyi uygulamaya sokmaya çalışıyorum. Bu benim için mesela yaptığım işin sahada uygulaması anlamına geliyor. Hem kendini hoş hissediyorsun hem de bir şeylerin ilerlemesi, yapılabilmesi önemli. Bunu sonra yazıyorsun, bunu sonra konuşuyorsun. Bunu sonra ne bileyim sosyal medyadan anlatıyorsun. Aslında bir değer zinciri, semantik bir zincir ve her şey birbirine bağlı. Bunları yapabilir hale geldiğin zaman Bora şöyle oluyor. Bu bir illüzyon. Her şeyi yapabildiğini düşünmeye başlıyorsun. Her şeyi yapabileceğini düşünmeye başlıyorsun. Bu bir illüzyon. Bu illüzyonun kırıldığı nokta ne biliyor musun? Özel hayatında mücadele etmek zorunda kaldığın çetrefiller, bazen iş hayatındaki problemler, yürüttüğün projede bilmiyorum. Bazen sağlıkla ilgili meseleler olmazsa bu süreç kesintisiz ilerleyebiliyor. Ama böyle yoğun yaşayan ve çoklu alanlarda çalışan insanların hayatındaki en büyük X faktör, mesela o ay içerisinde 3 günü kaybetmek. O zaman her şey yıkılabiliyor. Çünkü ucu ucuna bağlı her şey. Her şey benim dedim ya, semantik bir zincir, bir değer zinciri, bir yerde bir kopuk olduğunda tahmin etmek de çok zor. Bir de kendine has bir
Çalışma metodolojisi belirliyorsun, kuantum düzeyinde çalışıyorsun ama. Genelde zorlandığım şey şu oluyor. Ben Boros Kent'le harika işler yapabilirim. Eşgüdüm halinde birbirimizin kaynaklarını, fikirlerini kullanarak çok iyi çalışabilirim. Ama mesela ben benimle birini çalıştırmakta çok zorlanıyorum. Mesela asistanım olamıyor. Çünkü şöyle oluyor. Asistanıma söyleyip onu yaptıracağım ama belki iki asistanıma. Ben tek başıma bütün bu işleri çok daha hızlı ve kendi zihinsel metodolojimle, kendi takip ettiğim bir zihinle bunu yapabilirim diye düşündüğüm için zaman zaman yalnızlaşıyorsun. Yani benim çalışma metodolojimdeki belki güç ama aynı zamanda en büyük zafiyet aynı şey. Tek başına çalıştın. Gerçekten tek başıma. Şirketleşmiş durumda değilim. Hiçbir asistan bana yardımcı olmuyor. Yaptığım işleri bildiğin tek başıma yapıyorum. Kırtasiye işlerini de tek başıma yapıyorum. Bu hem kontrol altında tutabilmek için müthiş bir güç hem de aynı zamanda müthiş bir zaaf. Galiba bu yeni içerik üretmeyi, yani senin hayatının gündeminde çünkü bir içerik üreticisi de diyebiliriz sana bütün bunlarla beraber. Kitap yazıyorsun, eğitim veriyorsun, seminer veriyorsun, yeni tezler geliştiriyorsun, televizyona çıkıyorsun. Geçenler Serdar Kuzuloğlu'nun da bir röportajını dinledim. O da diyor tek başıma yapıyorum her şeyi diyor. Ben de aşağı yukarı tek başıma yapıyorum. Yani bir video editlerine bir desteğim var. Bir de işte Haddin Aş tarafında Pınar Yazılar'a yardımcı oluyor. Çünkü bir de o semantik akışa kimseye getiremiyorsun galiba. Yani senin kafandaki kurguyu, yani benim bugün seninle röportajımın nasıl olacağı, buradan nereye doğru akacağım, bir sonraki podcastimin buna nasıl bağlantılanacağım benim kafamda oluşabiliyor. Bunu başkası anlatana kadar ha tamam ben yaparım o zaman diyorum yani. Ve... Ama Bora bunda müthiş bir kibir de olabilir biliyor musun? Evet. Kibir yani de olabilir. Bu evet. Bizim kendimizi koyduğumuz nokta evet. Konusunda müthiş bir kibir de olabilir. Şimdi senin benim gibi adamlar, insanlar ortalamasında egolarını belli oranda yenmiş insanlar olmak zorunda ki, bak egolarını belli oranda yenmiş olmak zorunda ki insanlarla bu sürdürülebilir ilişkilerini sürdürebilsinler. Zaten yapısal olarak sen insanları, ben baktığım, konuştuğum zaman büyük oranda bu sezgisel aklın sonucu kim ne anlayabiliyorum. Gerçekten hani o tipik o bizim en büyük meselemiz şeydir. Ağaç yaşken eğilir fakat eğildiği haliyle kalır ama yaşken eğilmemiş o ağaçlar eğer gerçek ve arkası doldurulabilir işler yaparak başarılar diyeyim hadi ona, sürdürülebilir başarılar sürdürmeye devam ettiyse kendilerine çok aşırı güvenilir hale gelirler. Bu güven, bak senle ben çalıştığımda, yani eş hiyerarşide çalıştığımda benim Bora Özkent'ten öğreneceğim çok şey var. Bu benim için sorun teşkil etmez. Bunu kendime kazanım olarak görüyorum. Ya Bora'dan bunu öğrendim. İşte Kenan Işık'la çalışmamızın modeli bu. Ben Kenan'dan öğreniyorum. Kenan benden çok daha iyi bir renk paletine, üsluba, yeteneğe sahip. Bu benim için büyük kazanç, öyle görüyorum. Ama birini çalıştırmak çok basit bir metodoloji. Bu şey oluyor, yani şuna dönüyor. Hayır canım diyorsun yani hani benim hızıma mı yetişecek, benim verimliliğime mi yetişecek, benim karşılaştığım sorunları mı çözecek gibi bir anlayışla onu dışarıda bırakıyorsun. Belki de kendi kibrine yeniliyorsundur. Yani şu an konuştuğumuz şey aynı zamanda belki çok daha rahat bir hayat yaşayacakken, belki başka üretim alanlarında daha özellikli şeyler yapabilecekken belki zamanımızın etkin kullanılmaması anlamına da gelebilir. Her şey çok ikinci. Çok doğru söylüyorsun ve dediğin gibi yani tabii ki özel hayatı da engelliyor, ayıracağın vakti engelliyor. Bir de ölçeklenme sorunları oluyor. Hani ölçeklenelim, daha fazla insana da fırsat tanıyalım. Benim de bu yönüm eksik. Hep yıllardır tartışırız ve sonunda ben kabullendim ama dedim ben böyleyim yani yapacak bir şey yok. İşte bir iki tane sana göre biraz daha fazla destek alıyorum galiba ama başka türlü yapamıyorum. Belki kibre yeniliyoruz, belki delege etme becerimiz yok, belki işte hep böyle biri arada olduğumuz insanlardan yeni şey öğrenmek istiyoruz. Öğretmek değil ana konumuz, karşılıklı olsun etkileşim istiyoruz vesaire. Bütün bunlar ama çok da hoş olmayabilir. Şimdi buradan i̇çsel aslında... İçsel kibir ya, çok özür dilerim Bora, içsel kibir. Ben bak kibirli bir insan olmadığına eminim. Ben kendimi de öyle değerlendirmiyorum ama kendine dair bir tanımlama seni aslında bu pozisyona sokuyor. Sonuca bakmak lazım değil mi? Sonuca bakmak lazım. Yani sonuçta sana bakıyorum. Şimdi 19 kitap yaz, bütün bunları yap, asistanım yok diyorsun. Sonuç belli yani. Hem çalışma temponu anlatıyorsun çünkü mesela notlarımda yazıyor. Gece 1 ile 3.30 arası kitap yazıyorsun galiba. Şu an ne yapıyorum biliyor musun Bora? Ne yapıyorsun? Polinesköy çıkışı Şile girişinde çok büyük bir glamping house'un yapımı başlanıyor. Planlamalar yapıldı ve ben de oranın içeriğini yöneteceğim. Burası aynı zamanda büyük bir deneyimsel öğrenme mekanı olacak ve bütün bu şirket toplantıları vesaire böyle kendi içerisinde 5 tane koyu olan çok güzel deniz kenarında İstanbul'un tam yani çok artık İstanbul'un yakınında özel bir alan. Deli gibi orayla ilgili planlamalar yapıyoruz.
içerik nasıl olacak? Orada bir bilim kurulu, akademik kurul olacak. Katalog eğitimleri olacak ve öğrenme alanının kendisinin tasarımını yapıyoruz. Bununla ilgili dünyadaki iyi örnekler ne, onlara bakıyoruz falan. Bir yandan bu işi yürütüyorum. Bir. İki, Life School. Life School adı altında bir inisiyatif başlattık. Sadece örgün eğitime değil, uzaktan eğitime de aynı zamanda alternatif. Modüller var. Modüllerin altında dersler var. Her 8 ders bir modül oluşturuyor. Biz dersleri bildiğin işte Netflix'teki Icarus belgeseli benzeri dökü filmler şeklinde hazırlıyoruz. Aa, çok güzel. Ve büyük prodüksiyon, yani içerik hazırlıyoruz, senaryolaştırıyoruz, senaryoları prodüksiyona çeviriyoruz. Bu arada sistemin içerisinde oyunlaştırma, rozet vesaire falan, mentörlük hizmetleri var, danışman öğretmenler var. Yılda bir kere yapılacak çok büyük bir organizasyon ve küçük organizasyonlar var. Bu da kendi başına devasa bir iş. Aynı zamanda bu işi yönetiyorum. Sevgili Mehmet Sungur'la Psikiyatr Prof. 3 kitap yazdık. Onlar seri halinde bitti kitaplar. Editoryaları bitti. Peyderpey ikişer arayla çıkacak. Onlar var. 2 tane senaryonun danışmanlığını yapıyorum. Dizi mi? Sinema mı? Çok merak ettim. Aradan sorayım onu. Evet. Dizi mi? Sinema mı? Yok. Kısa platform filmleri. Evet. Bir tanesi benim Azrail Menkabeli romanımdan üretilmiş bir Melezci'nin hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda şey yapıyorum. Yani köşe yazıları devam ediyor. Ben Harvard'da Bloomberg Business Week'te yazıyorum. Brandmap'te yazıyorum. Bu arada da Onedio mecrasında bir kısmının içerik yönetimini yapıyorum. Yani yazıyor projesinin içerik yönetimini yapıyorum. Bu arada Bora, maşallah. Aslında geçen sene söylemeliydim, yeni yapılandırdım. Onedio yazıyor da sen de yazarsan çok memnun olurum. Buradan da canlı yayında. Teklif geldi. Aldım notumu. Canlı yayında teklif ediyorum Bora sana. Severek, mutlu olurum ben de, hani ne kadar çok yerden ulaşırsak insanlar o kadar iyi. Onedio'yu çok seviyorum ben de. Sana çok uygun bir mecra. Sana çok uygun bir mecra. Tamam. Büyük keyifle onu sonra yazışırız seninle, detaylarını tamam. Çözeriz. Peki şimdi Uğur, çok yönlülükten geldik. Oradan beni verimliğe, yaratıcılığa götürdü ama çok yönlülüğe bir geri dönmek istiyorum. Benim hep önerim gençlere, yönünüzü çoğaltın. Yani genç yaştan derinleşmeye, uzmanlaşmaya çalışmak yerine belki bir tema bulun. O tema zaman içinde değişebilir. Sen de yaratıcılıktan verimliğe evrilmiş. Ben de öğrenme, anlatma, aktarmadan medyaya dönmeye başladı yavaş yavaş. Hani bunu daha etkin, daha büyük platformlardan nasıl ulaştırırım diye, o dönüşümler yaşanabilir. Ama bu çok yönlü hayatınızın bir yer eksenine bir iş olarak oturtmanız lazım. Sen bunu işte dur, kalk, İşte doçent ol, ara ver, öbür işe geç. Yani bir yandan da oku, öğren ve delice vakit ayırla yapıyorsun. Ama sana sorum, yeni dünyada kariyerle çok yönlülük arasındaki bağlantıyı nasıl görürsün? Yani ve böyle baktığın zaman üniversite sistemlerimiz nasıl? Mesela LinkedIn'e bakıyorum. Şimdi ben sabah bir LinkedIn gezdim. Orada işte diyor ki mezun olduğun okullar, çalıştığın işler. Şimdi mesela Uğur oraya oturtmaya kalk. Oturmaz yani, anlatabiliyor muyum? Beni oturtmaya kalk, oturmaz. Yani senin şu anda heyecanla anlattığın glamping projesi orada nereye oturur diye bakıyorum. Yani o yüzden o geleneksel, işte Adam Smith'ten beri gelen, hani bir konuya uzmanlaş, bir sektöre uzmanlaş, orada derinleş. Sanki ölüyor gibi ve bu yaptığından üstelik para kazanma yolları da kolaylaşıyor, bollaşıyor. İşte bir sürü araçlar var, insanın önüne kolay çıkıyoruz, gelire bunlar dönüşebiliyor. Bu çerçevede çok yönlülükle yeni dünya kariyeri arasındaki ilişki nasıl kurarsın? Yani burada dinleyicilerine söylemek isterdim. Bu nasıl tavsiyede bulunmak isterdim? Bence dünya acı bir mecburiyetle karşı karşıya. Eğer yaptığın işler LinkedIn profiline standart ve klişe olarak oturuyorsa bence 10 yıl sonra aç kalacaksın. Tamam. Çok net. Yani Bora, yani görürüz ya da görmeyiz. Ama çok basit bir prensipten, ilkiden yola çıkarak söyleyeceğim. Salgınla birlikte şu 2 yıldır çocukları mesela üniversitelere düşünelim. O üniversitelere sokmak çok zor. O kampüsün içerisine sokmak çok zor. Bu sadece koronavirüs nedeniyle veya varyantları nedeniyle ortaya çıkan sağlık risklerinden dolayı değil. Başka bir hayatı hızlıca 2 yılda adapte olduk. İnsan son derece adaptif bir varlık, uyumlanan bir varlık. Geçen gün bir arkadaşım anlatıyor, 2 gün oldu. Abi dedi, tam korona öncesinde dedi bir yazılımcı işe almıştım. Çok yetenekli bir çocuk. Bir kere dedi iş görüşmesinde karşılaştım. Bir de dedi yılbaşı partisinde gördüm. Aa, enteresan, saçlarını uzatmışsın dedim. Sonra döndüm, ya 2 yılda ben çalıştırdım ana yazılımcımı. Fiziksel birebir ilk defa gördüm aslında. Bak şimdi insanları artık iş yerlerine göndermek kolay değil. İnanın daha da kolay olmayacak. Yani bu başka bir zihinsel set, başka bir evren, başka hani mindset diyor ya İngilizler buna. Başka bir mentalite ortaya çıkıyor. Koronavirüs bitse bile, varyantları her şeyle bitse bile artık diyecek ki ben 3 gün evden çalışıyorum, tamam. Haftada belki 2 gün toplantı yaparız. Benim için uygun olan budur diyecek.
Yavaş yavaş da bütün iş yapma biçimleri de mümkün olan her alanda buraya doğru dönüşmeye başladı. Önce Metaverse'e falan gerek yok. Metaverse'den önce zaten burada ciddi bir hareketlenme var. O zaman soruyorum, binlerce metrekarelik alanlarıyla üniversiteler, o kampüsleri ne yapacaklar? Bak birinci soru bu, ne yapacaklar? Eskiden sosyalleşmeyle ilgili bir derdimiz vardı. Çocuklar örgün eğitimde sadece eğitimle yüz yüze gelmiyorlar ki. Sevgilileriyle, en yakın arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla ve diğerleriyle karşılaşıyorlardı. Ama üzgünüm, şu an sevgililerini Instagram'dan buluyorlar. Ve sadece onunla görüşüyorlar gidip. Şimdi yavaş yavaş bu dijitalleşmenin sağladığı imkanlar ya da ne bileyim yani yeni çukurlarla birlikte neresinden bakarsan değişir. Bu olanaklar o kadar artacak ki o fiziksel karşı karşıya gelmeler artık kitlesel değil, daha one to one olacak. Yani daha birebir bir hayat, daha kümeleşmiş ama az bir kümeyle. Yani biz marka topluluklarında önce de öyle derdik. Önce büyük bir topluluk oluştur, ondan sonra topluluk özelleşsin, daha bir küçük toplulukla birlikte çekirdek grupla devam et. Zaten çekirdek grupları güçlü olan marka toplulukları hayatta kalır. Harley Owner Groups en büyüğüdür marka topluluklarının. Milwaukee'deki 2003 rallisine 1 milyon kişi katılmıştır. Ama Harley Owner Groups'un dünyanın her yerinde çok küçük, bazıları alt kültüre kadar varan küçük toplulukları vardır. Çünkü o yüzden o topluluklar bir araya geldiğinde marka güçlü olur. Şimdi de öyle olacak. O yüzden üniversiteler değişmek zorunda. Eğer bak üniversiteler şu anki haliyle devam etmeye çalışan tüm üniversiteler, söyleyeyim 5 ile 10 yıl arasında sertifika merkezlerine dönerler. Yani aslında hayatlarını devam ettiremezler. Yani üniversite niye 4 yıl olmak zorunda ki? Üniversite niye 8 yıl olmuyor? Niye mesela 3 ay yazın üniversiteye gidip de geri kalan 9 ay insanlar sektörde iş yapmıyorlar? Kural mıdır üniversitenin 4 yıl olup da 4 yıl boyunca tam zamanlı olarak gidilmesi? Niye 40 yaşının sonunda artık yaşam ömrü uzadı, insanların hayalleri ileriki yaşlara taşındı? Ben niye yetişkin üniversitesinde hayal peşinde koşmuyorum? Tamam, bak açık öğretim imkanlarını görüyorsun. İnsanlar deli gibi o açık öğretime kayıt yaptırıyor dünyanın her yerinde. Demek ki talep var. 40 yaşından sonra gelişmeye çalışıyor insan. Yetişkin üniversiteler mesela yepyeni modeller. O yüzden gerçekten eskiden belki süs gibi geliyordu ama şurası net. Olduğu gibi kalmaya çalışan hiçbir kurum ve hatta hiçbir kişi yaşayamayacak. Üniversitelerde bundan payını haydi haydi alacaklar. Üniversiteyi model olarak söyledim, biliyor musun? Yani sadece bir model. Yani hani bir anekdotu ön plana anlatırken bir örneği ön plana çıkartayım diye. Kurumlar için de böyle. O kurumların o koca koca plazaları ne olacak? Ya dün bir bankaya eğitim veriyorum. Şimdi adını vermeyeyim burada. İşte 15-16 yıllık tecrübeli yöneticiler var. Ve öyle bir sıkıştırmışlar ki kendilerini bir fonksiyonel alana. Yani iyi de bir banka, işlerini iyi yapıyorlar, karlı bir iş vesaire. Yeni dünyadan çok hani iki okumayla ulaşılabilecek birkaç örneği anlatıyorsun. Onlardan tamamen uzaklar. Çünkü galiba bizim işte bu eski üniversitemiz, eğitim sistemimiz hani bir alana sıkış, daral, orayı iyice yap diyor. Oysa bu şu anda başarısızın reçetesi. Çünkü sen oraya bakmazken orada blockchain'de bir şeyler yapıyorlar, DeFi'de bir şeyler yapıyorlar, geliyorlar senin ana payını alıyorlar. Bu darlanma yani tek noktaya odaklanma çok sarsıntıda. Ben o çerçevede de yani üniversiteleri anlattığın mesela dediğin gibi 8 yıl olsa keşke. Bir yıl pazarlama okusak, öbür yıl edebiyat okusak. Yani sen edebiyat kökenlisin ama okulda Tabii ki. Boğaziçi sana fırsat verdiği için değil mi? Reklam yazarlığı vesaire o Çok dersleri doğru. ekstra almışsın. Çok doğru. Çok Bu doğru. Yani eski ezberlerle mümkün değil, devam edemeyiz. Dünya bir salgın bunu hızlandırdı ya. Bunu zaten görecektik. Yani 2028'de göreceğimiz şeyleri 2021'de 2020'de 21'de görmüş olduk. O kadar yani. Müthiş hızlandı. Doğru söylüyorsun. Vallahi herkesin etkisi öyle oldu. Peki Uğur, bu çerçevede yani hemen bununla bağlantılı bir konu daha sormak istiyorum. Şimdi sen potansiyelin üzerine çok duruyorsun ve insanların potansiyellerini farklı kategorilerde tanımlıyorsun. Bu devirde sence potansiyel demek ne demek bir insanın potansiyeli? Onu nasıl keşfeder? Ve bu kadar zorlu bir ortamda onu nasıl değerlendirir, hayata geçirir? Ne önerirdin orada? Çünkü sen hani biraz şanslı azınlıktasın aslında. Ne anlamda şanslı azınlıktasın? Genç yaşta belli kararlara varabilmişsin. Çoğu etrafındaki insanı gördüğüm bizim Haddini Aş Kulübü'ne başvuranlardan da bunu görüyorum. Bırak karar vermeyi. Potansiyelim nedir henüz tanımlamış değil. Hayalim nedir? Bir eksenim nedir? Bunları tanımlamış değil. Böyle bir kapılıp gidiyor. Ondan sonra sürekli etrafımda mutsuz insanlar vesaire görüyorum. Bu çerçevede sence potansiyel demek ne demek ve bu devirde nasıl değerlendiririz? Nasıl keşfederiz potansiyelimizi? Nasıl değerlendiririz? Senin yolculuğundan belki izlerle de anlatabilirsin bunu. Ben yetenek ve yetenek seti dediğimiz ve çok abarttığımız, zeka dediğimiz ve çok abarttığımız kavramların bizim tanımladığımız gibi çalışmadığını inanıyorum.
O yüzden üniversite mesela soru şu. Ya bugün zeka diyorsun mesela. Zeka nedir ki? Bak 100 tane ayrı zeka tanımlarım bir çırpıda. Veri tutma kapasitesi bir zeka alanıdır. Diyelim ki Bora Özkendi'nin veri tutma kapasitesi çok yüksek. Koydum onu. Bu seni yüksek zeki yapar. Peki. Aynı zamanda karar verebilme becerisi zekadır. Mesela bizim IQ testi dediğimiz şey beynin bir alanını ölçer. Bizim yüksek katılımlı kararlar dediğimiz sistem 2 Daniel Kahneman 2002'de Nobel Ekonomi Ödülünü getiren kuramın özüdür. Yüksek kognisyon, bilinç kullandığın kararlar eğer senin yüksek potansiyelle yapabildiğin şey ise bu senin IQ'nun yüksek olduğunu düşün. Sonucuna ulaşır. Çünkü IQ o bölümü ölçer ama tüm bölümü ölçmez. Ya da kriz çözebilme becerisi. Eğer çözebiliyorsan zekisin. Ya da yaratıcılık. Çok yaratıcıysan zekisin. Peki. Ya da içsel zeka. Sempati, empati, karşındakini anlayabilmek falan. Zekisin. Ya da sezgisel zeka. Anlayabiliyorsan karşındakinin durumunu, haleti, ruhiyetini vesaire falan. Bu ilkin, biraz öncekine yakın. Bu da bir zeka tanımı. Ya da kinestetik zeka. Bazı insanlar hep düşünür, hiç eyleme geçemez. Bazı insanların da yüksek enerjisi vardır. Eylem odaklılıkla müthiş zeki görünürler ve o işleri yaparlar. Ya da kurnaz zeka. Türkiye'de çok çalışan, değil mi? Bunu böyle yapmak değil de artık yani hani kalpten girip falan paldır küldür yapmak. İşte iş dünyasında falan çok çalışıyor. Siyasette çok çalışıyor bizde. Ya da kurnaz zeka. Uzatmayayım. Çok farklı zeka tanımları var. Ya da doğacı zeka. Çok farklı zeka tanımları var. O zaman Bora Özkent belki veri tutma kapasitesi anlamında, hafıza anlamında zeki ama belki karar verebilme becerisi anlamında hiç zeki değil. Ya da kinestetik zekası hiç yok ya da sezgisel değil. Şimdi Bora Özkent zeki mi, değil mi? Kim ölçecek bunu? Kim neye göre karar vereceğiz? Peki bu niye önemli? Şöyle önemli. Bora Özkent aslında çok zeki olduğu bir iki tane alan varken zeki olmadığı alanları çok ön plana çıkartıp kendisinin zeki olmadığını düşünüyorsa Bora Özkent'in yolculuğu nereye kadar varır? Aynı şey yetenekte de söz konusu. Aslında bunlar bizim kendimize gerçekten ket vurduğumuz, kendimizi perişan ettiğimiz bazı olgulara dönüyor. Ben yetenekli değilim, niye kulağım yok? Hadi ya kulağın olmadığını nereden anladın mesela daha hani enstrüman çalmaktan vazgeçtin? Anlamadım ben. Bir ölçünün içerisindeki gamı, nota kümesini falan paldır küldür la re si takip edebilecektin de oradaki teknik bilgiye sahiptin de öyle mi kulağının olmadığını anladın acaba? Ya bak kendimize dair yaptığımız tüm tanımlamalar ileride karşımıza çıkabilecek bir sürü potansiyeli maalesef öldüren şeyler. O yüzden ben insanın zihninden, o evrenden bak beyin diye bir şey var donanım. Ben bu ayrımı önemserim. Beyin diye bir şey var donanım. Beynin bir yazılımı var zeka. Zekanın bir çıktısı var akıl. Aklın bir deneyim yani yaşam sürecine bağlanmış kısmı var. Sezgisel akıl ya da eskilerin aklı hikmet dediği şey. Bir de bütün bu metaverse'ün bir evreni var. Yani metaverse'ün kendisi var. Bu da zihin. Bu da evrenin tümü. O Müthiş anlattın. yüzden biz yani biz zihinsel evrenimizden zeka ve yetenek veya potansiyel veya kapasite gibi olgulara dair yanlış tanımlamaları çıkarmazsak ulaşabileceğimiz nokta 1 ile 10 arasında 8 ise ancak 2'de kalırız. Bugünün gençliğinin ve artık yetişkin olmuş bazı eski gençlerin ulaşamadıkları hülyalar anlamında en büyük problemlerinin kendilerine sonra da diğerlerine sonra da tüm hayata ilişkin yanlış tanımlamaları olduğunu düşünüyorum. Zihinsel evreni önce yani o büyük resmi doğru tanımlarsan diğerleri öğrenebilir, değiştirebilir, takas edilebilir, değil mi? Yani sen de diyorsun ya işte işbirliği yapıyorum, başkasının aklına ayarlanıyorum, bütünlüyoruz birbirimizi, eksik olanı o tamamlıyor ama o zihinsel evreni tanımlamak galiba zor. Yani çünkü okul falan bunu öğretmiyor. Sen nasıl öğrendin? Yani Bu sen arada çok basit bir kendini şey nasıl söyleyeceğim keşfettin? abi. Bak çok basit bir şey söyleyeceğim. Yüksek sanat resim çizmek için anatomi bilmen iyi. Çizgi, şekil, yön, renk paleti bilmen gerekli. Temel sanat eğitimi önemli. Koydum bunu kenara. Hani bu konuda problemimiz yok. Hepimiz eğitim alabiliriz, ilerleyebiliriz, renk öğrenebiliriz, şekil paleti her şeyi öğrenebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Peki bunları yapmana rağmen diyelim ki anatomik resimler, natürmontu ya da portre çizemiyoruz. Olmadı ya. Olmadı yani. Veya istediğin seviyeye gelemedi. Tamam mı bu arada? Peki şunu yapamaz mıyız? Daha dün gördüğüm bir örnek. Bir arkadaşım yapıyor. Epoksi sanat yapıyor. Bazı harika bitkileri alıyor, kurutuyor. Ondan sonra onu bir kompozisyon haline geliyor ve epoksinin içerisinde tabloluyor, tuvalliyor. Muhteşem bir sanat çıkmış ortaya. Bak çok teknik bir şey.
Yani aslında sanat yaparken temayı belirlemiş. Temaya bağlı olan tekniği öğrenmiş ve gayet hoş bir sanat yapıyor. Bitti. Kim diyecek bana işte epoksi sanatı işte ne diyeyim enstalasyondan çok değersizdir. Yok ya. Sanat dediğin kavramı sen yaparsın insanın varlığından yani ilk var olduğu andan itibaren sanatın nasıl doğduğunu ben tahmin edebiliyorum. Çok basit söyleyeyim mi? Bir tane mağara adamı bir dere kenarında dolaşıyor. Muhtemelen 10 bin yıl önce salladım. Dere kenarında dolomit benzeri yuvarlak taşlardan görüyor. Taşların birini alıyor diyor ki bak bunu birinin kafasına atarsan diyor çok diyor canını yakar. Bunu bir avın kafasına atarsam diyor avı öldürebilirim. Sonra diyor ki dur ya diyor avın kafasına taş atarak diyor avlanabilir misin? Hayır diyor ama ben diyor bunu cirit benzeri bir sopanın ucuna takıp bir de ucunu sivritirsem diyor onu diyor saplayabilecek kadar diyor şey yapabilirim diyor bir alet haline getirebilirim. Bak ilk üretimini yaptı adam. Yani aslında bir mızrak yaptı. Aynı adam o derenin kenarında dolaşırken bir de bakıyor ki Bora kırmızı sarı siyah renkte yuvarlak dolomit taşlardan. Aa diyor bu taşlar diğerlerinden ne kadar farklı diyor. Onları alıyor. Aa diyor benim sevdiğim o zaman duygunun adı neyse bilmiyorum. Duygu evren, sevgi evrensel bir duygu. Herhalde adı eskiden sevgi olmasa bile sevgidir. Dur diyor bunların ortasını bir deleyim. Palmiye ağacından falan benzer bir ağaçtan urgan benzeri bir şey yapayım böyle. İçine Koyma imen gibi. takayım. Bunu da diyor ona vereyim diyor. Bunun adı kolye bizim lisanımızda aslında sevginin temsili ama aslında ilk sanatı yapmış oluyor. Yani aslında sanat insan ırkının zaten yükselmesinin sebebi imal yeteneğidir ve bu ellere bağlı bir şeydir. Yani imal edebilmektir. Sanat bunun bir uzantısıdır ve ana kaynağıdır. Dolayısıyla mesele bir inançtan geçer. Boş bir inanç değil. Yapabileceğine ilişkin kusursuz bir yönelimdir. Bir inanç. İki, öğrenmekten geçer. Hayat boyu öğrenmek. Beyin bir öğrenme makinesidir. Cahil insanın mutlu olduğu falan bir safsatadır. Cahil insan sadece bilmez. Beyin bir öğrenme makinesidir ve öğrenmeye programlanmıştır. Ne kadar doldurursan aradaki bug'ları o şekilde yok edersin. Dolayısıyla öğrenmen lazım. Üç, sürekliliğe yani şu an iş dünyasının belki en önemli kavramı da sürdürülebilirlik meselesi. Sürdürülebilir öğrenme ve yaratıcılık vesaire teşkil olduğu sürece varsın. Dolayısıyla üç sürdürülebilirlik. Dört yaratıcılık oraya koyuyorum. Yani diğerinden farklı olmak, asimetrik olabilmek. Beş verimlilik, onu koyuyorum işte. Bunları yaparsın ama aynı zamanda verimli olacaksın. Altı, yavaş yavaş. Yaptın ama harika işler yapıp dünyada senden hiç kimsenin haberdar olmadığı bir ekosistemde yaşayabilirsin. Yanlış. Bunu anlatabilmen lazım, kendini ifade etmen lazım. İşte orada da bütün o pazarlama formasyonları etrafa çıkıyor. Ama en önemlisi, çatı kavram olarak koyuyorum. Bunları yapabilmeye ilişkin bir tutkun olmalı. Her şey tutkuyla başlar. Ve onunla biter. Ya da tutkusuz biter. O kadar. Sadece biter yani. Ben bunları ardı ardına getirdim. Yani soruya öyle cevap. Şimdi bu tutkunun tabii bir sürü aşamaları var ama şimdi senin meşhur bu reklam ajansı maceran var Boğaziçi'nde öğrenciyken. İşte bir arkadaşın bir ajansa staj yapmaya gidiyor. Sen de onun peşine takılıyorsun. Birkaç kere reddediliyorsun, kabul ediyorsun. Böyle maceralı bir şey süreç. Sen zaten başvurmuyorsun. Arkadaşın başvuruyor aslında. Sonra arkadaşın sevmiyor işi, reddediyor. Niye işte çok çalışma var. Hani kan gözyaşı sözü vermiş patron. Açık sözle konuşmuş bayağı. Ama sen onu orada kabul diyorsun ki sana teklif edilmemişken hatta değil mi? Sen çıkıyorsun ben bunu yapmak istiyorum diyorsun. Şimdi bunu bir tesadüf olarak mı görmek lazım Uğur? Yoksa senin demin anlattığın bu yavaş yavaş kendi bilincinin farkına varma, kendi metaverse'ünün farkına varma ve o sırada bir öğrenme fırsatını değerlendirmem olarak görmek lazım. Çünkü onu yapmasan belki de reklamcı olmayacaktın. Bilmiyorum nasıl bir yol olacaktı. Ya ben o yüzden bu tip tesadüflerin hep önümüze çıktığına inanıyorum. Fırsatlar çıkıyor da arkadaşın atlamamış, o şimdi ne iş yapıyor bilmiyorum. Sen girmişsin ve bütün müthiş bir yolculuk başlamış. O yüzden bu tesadüflerle anlattığın bu kendini tanıma, işte bütün bu öğrenme yolculuğu bağlantısında ne düşünüyorsun merak ediyorum. O tarafı biraz konuşmak istiyorum. Çünkü hayatta çok böyle örneklerin var senin. Şey diyorum. Arkadaşım 500 milyon dolarlık bir fonun sahibi oldu yönetiyor dermiş. Hayır öyle değil. Buraya çok basit. Çok basit. Söyleyeyim mi? Bu söylediklerin çok hoş ve iyimser görüşler. Yani öğrenme fırsatı, bunu yakalamak. Benimki açlıktı. Çok ihtiyaçtı yani. Yani bunu biraz abartılı anlamda söylemek zor değil mi? İhtiyaçtı. Üniversiteye gelmişsin. Hayallerin var, gençsin. Dolayısıyla evet, öğrenmek, eğlenmek, birçok şey istiyorsun, her şeyi istiyorsun. Kadınları istiyorsun, deneyimi istiyorsun, her şeyi istiyorsun. Bunun için bazı miktarda paran olması lazım. Eğer ailenden bunu elde edemiyorsan çok basit, çalışacaksın. Açlık Aslında deyince bilgiye açlık gibi bir yerden gideceğiz sandım. Sen bayağı açlıktan bahsediyorsun. bayağı survival canım. Ne alakası var? Survival yani. Süslemeye falan gerek yok.
Sesin bir gitti. Önemli bir faktör. Zorluğu kabul ettim ama daha zoruyla karşılaştığında vazgeçme. Bak sana bir vazgeçme hikayesi anlattım. Ama kariyerimin o ilk 7 yıllık döneminde, yani üniversite öğrenciliğiyle başlayan dönemde de okulla birlikte devam etmek çok zordu. Ağır işler yapıyordun, zordu. Hemen o ajansın içerisinde sektör değiştirmek zorunda kalıp runner oldun bir şarkıcının, yani bir nevi işte işlerini koşturdun. Hiç sorun değil, kabul ettim ve devam ettim. Zordu. Ama bunların sonucunda bile harika deneyimler elde ettim. Enteresan bir çevrem oldu. O ajansın gözünde güvenilir bir insan oldum ve onları yarı yolda bırakmayacağım anlaşıldı. Dolayısıyla aslında kariyerime ikinci safhada, o ajansa daha iyi bir pozisyonda başladım. Çünkü beni bir yıl bir yerde ihtiyaçları olduğu noktada kullanabileceklerini gördüler ki benim başlangıç için önemli bir şeydi. Hani gençlerle ilgili en büyük problem odur ya. Hayal güzel bir şeydir ama şu an bizim fakülteden mezun öğrencilerin hepsi ilk yıl reklam yazarı olup, ikinci yıl kreatif yönetmen, üçüncü yılda kendi ajanslarını kurmaya çalışıyorlar. Müthiş, müthiş. Binde biri bunu yapabilecek, 10 binde biri bunu Abi. yapabilecek. Geri kalan ne yapacak? Açsın ya. Dur abi, yani usta çırak ilişkisi bu işlerin çoğu hala. İstediği kadar metaverse gelsin. Bora Özkent'ten o işi öğreneceksin, bitti yani, ve 5 yılda öğreneceksin en az. Sebat edeceksin yani, bu kural değişmedi. Zaman hızlandı ama tamam, biz 10 yılda öğreniyorduk, sen de 5 yılda öğreneceksin. İşte zaman bu kadar hızlandı. O halde böyle bir mucizevi bir beyin, mucizevi vizyon değil. Bir açlık var. Fiziki açlık da var ama öğrenme açlığı da var bence. Onu sonra konuşuruz tekrar. Ama önüne çıkan fırsatı da abi ben buna bir gireyim. Yani bakalım sonra ne olacak. Yani bu çok karşılaştığım bir figür de o yüzden. Mesela senin bu sorgulayıcı yönünden kariyer değişikliği iki örnek var hayatında değil mi? Bir tanesi bu aslında futbolcusun, gol kralısın, pas kralısın galiba. Soyunma odasında değil mi? Oraları temizleyen beyefendiye soruyorsun. Buradan milli oyuncu çıktı mı diye. Hikaye ben eksik hatırlıyorumdur. Onu bir hatırlat. Evet. Bir de Ya mesela üniversitede de gidiyorsun bir gün ben konuşma yaparken dekan geliyor seni keşfediyor. Ya sen ne kadar güzel konuşuyorsun. Sen bizde öğretim görevlisi olmalısın diyor. Şimdi bu ikisinde de bir anda da karar veriyorsun. Futbolu bırakman işte daha ondan önce de sonrakinde profesyonel kariyeri bırakman. Bu tesadüfe açık tutma halin senin bana çok özel geliyor Uğur bilmiyorum. Çoğu insan çünkü bunları es geçiyor, kaçırıyor, önüne geliyor fırsatlar hayır diyor, atlıyor. Yani ve bu sanki zenginleşir. Yani çünkü insan hep başarının yolunu arıyor ya. Uğur karar vermiş, böyle böyle yürümüş mü? Yoksa aslında bu tesadüflere açıklığın çok katkısı var mı? Onu biraz anlamaya çalışıyorum. Seyirciye de katmak için. sorunumuz rakamlarla ilgili. Rakam bilmiyoruz. Bir. İki. Tam olarak nasıl bir sahada dans ettiğimizi, hayatın nasıl bir şey olduğunu çoğu zaman ölçümlemiyoruz. Bak, ölçümlemek önemli. Anlattığım hikayenin özünde şu var. 6 yaşında futbol oynamaya başladım. 16,5 yaşına kadar devam ettim. Profesyonel sözleşme imzaladım 16,5'ta. Sonra bir özel maç sırasında bir sakatlık meydana geldi. O sakatlık gerçekten gözümü ürküttü. Sonra basit bir şey sordum. Ya bu kulüpten çıkıp da, o zaman birinci ligde, şimdi Süper Lig. Birinci ligde oynayan kaç tane oyuncu var? Malzemeciye sordum. Düşündü, yok dedi. Peki abi, sağ ol dedim. Üniversite sınavına çalışmaya karar verdim. Çünkü bak, basit bir karar örüntüsü, çok basit. Türkiye'de sanırım bugün 1 milyon tane lisanslı futbolcu var. Peki Bora, 1 milyon yaklaşık, Almanya'da falan da 1,5 falan. Bizde de, yani rakamı lütfen yanlış tutturduysam Evet. bilmiyorum. 750 bindir, anladın mı yani? Öyle büyük bir rakam. Peki Türkiye Süper Lig'de 20 tane takım var. 20 tane takımın squad dediğimiz o bütün takım yapısı 24 oyuncudan oluşuyor diye düşün. Yani toplamda kaç oyuncu var? 500 500 yaklaşık. oyuncu cemaatleri. 1000 de ya budur işte 500. olabileceği maksimum diyorsun. 500, bak 500 oyuncu. Evet Bu inanılmaz. 500 oyuncunun yabancı Tabii. sayısını düşün, 14. Yani yarısından fazlasını in. Şu an Türkiye Süper Lig'inde oynayan yaklaşık 200 tane Türk oyuncu var. Şu zaman diliminde 2021-2022 sezonda 200 oyuncu. Bora, dedim ya rakamları bilmiyoruz diye. Sana soruyorum. Uğur Batı niye 1 milyon lisanslı oyuncu arasında 200 kişi arasına girebilsin? Bunun aynısını nasıl yaparız biliyor musun? Git Milli Piyango al, büyük ikramiye çıkma sayısı yaklaşık bu kadar. Fark var ama. Birinde hayatını, o kariyeri bina Tabii. ediyorsun. Evet, Bütün bir... hayatını oraya veriyorsun. Birinde bileti alıyorsun. Çıkmazsa oyun, eğlence, hayatına devam ediyorsun. Hayat onunla piyango oynayabileceğimiz, oyun oynayabileceğimiz bir şey gibi durmuyor. Evet. O yüzden fırsat maliyeti dedim. Çok basit. Böyle bir kafamda, belki rakam tutturmadım. Hani 1 milyonda 200 demedim ama ya ne kadar zor. Zaten bu kulüp bilmem kaç yıldır İki var. Bir tane karmamış. bir birinci çıkarmış. Ben niye çıkayım dedim. Bak soru çok iyi. Ben niye çıkayım?
Ha biri şunu söyleyebilir. Çok azmet, çok mücadele et, sen olacaksın falan. Yo olmamış işte, 200 kişi olmuş. Yani anladın mı? Çok basit. Eminim mücadele eden binlerce insan vardır Evet. ama 200 tanesi olmuş yani. Ama üniversite sınavı daha mantıklı görünüyor. Yani çalışıyorsun. Hani üniversite sanki tek meslek edinme koşulu gibi duruyordu ya. Evet, Maalesef. var. Yani maalesef ama öyle. Ben onu tercih ettim. Fırsat maliyeti bu kadar basit. Oradan hesabımı yaptım, oyunu döndürdüm diyorsun. Peki o şeye odada galiba soyunma odasını düzenleyen bir... O soruyu sorma nereden geldi aklına? Bu sakatlanmayı gördün, oradan mı gözün korktu? Takımın Çünkü malzemecisiydi. sormaz o Çok yaştaki çocuk o işi yani. Hani buradan kim çıktı demez yani. Hani çok ilginç bir soru da o yüzden anlamaya çalışıyorum arkadaki spor şeyi. kültürü şöyledir ama Bora. Yani yıllardır takımın malzemecisi. Sen de futbol oynuyorsun yıllardır. Çok abi kardeş ilişkisi vardır. Birçok şey konuşursun. Yıllardır da o kulüpte olduğu için kulübün seceresi ondadır. Sorarsın abi buradan birinci lige çıkmış futbolcu var mı? Çok basittir. Zaten olsa efsane diyor duyardık. Ama bak ilginç bir şey söyleyeyim. Üniversite birinci hazırlık sınıfından itibaren futbol oynamaya yani okul futbol takımında oynamaya başladım. Mesela futbolu da o anlamda yıllarca da bırakmadım yani. Sonra üniversiteye gittikten sonra devam ettim. Ve Severek benim devam hayatımda edin. çok büyük renk oldu. Tabii uluslararası turnuvalar falan neler neler yaptık yani. Ha, Çok eğlendim. o seviyede Tabii. bayağı devam etti. Santfor mu oynuyordu sen? Golcüymüşsün galiba. Yanlış mı anlıyorum? Yo ben sağ açık oynadım. Eskiden Ha, 4-4-2 vardı. Şey Metin anladım. Tekin gibidir. Ha, o zaman gol de atıyordun. Valla süper. Peki o halde bir hani sadece azim değil biraz da stratejik olmak gerekiyor. O öğrenmeye başladığın şey neyse o mücadele Evet. zor olacak. Onu bir nereye doğru varabileceğini bir anlaman gerekiyor. Onun büyüklüğü nedir? Benim bunun içinde başarılı olma şansım nedir? Ve belki de hani çok olağanüstü bir azmin, olağanüstü bir becerin belki yoksa alan değiştirmek, alan bırakmak da geçerli diyorsun. Peki işte, üniversiteye gittin bir gün konuşma yapıyorsun üniversitede herhalde pazarlama ile ilgili. Dekan seni dinliyor ve diyor ki Uğur senden çok iyi öğretim görevlisi olur diyor. Okey. Şimdi bu orada ve profesyonel çok da iyi bir kariyerin var, derli toplu bir işin var. Orada ne düşündün de birdenbire evet ya dedin. Çünkü demin dedin ya bir dakikada da karar verdim ona geçtim ben diyorsun. Neydi orada seni çeken yani çok çünkü bir sürü insan seni o kariyerini hayatta bırakmaz. Hele beşte bir maaşa geçmek vesaire mümkün değil. Tetikleyicisi ne bunun? Orayı öğrenme açlığı mı? Ne oluyor orada? Orayı çok yakalayamadım. Demin de anlattın ama ben kaçırmış olabilirim. Biraz açarsan sevinirim. Ya hatırlar mısın o zamanlar şimdi de öyle de böyle Turkcell'de tersinde çalışmak o MT diye bir Tabii. şey vardı. Tabii. Management training hikayesi çok havalı bir şeydi o yani. Tabii. İyi maaş alırsın işte parlak çocuk şey Tabii. olacak. Falan. Tamam öyle bir işte çalışıyordum ben de. Muhtemelen Yeditepe Üniversitesi'nin dekanı Abdülgaffar Ağaoğlu'ydu. Hoca hala oradaydı en son bilmiyorum. O çok basit bir basit bir beklentiyle bana bunu sordu. Genelde üniversitelerde sektörel dersleri verecek kimse bulunmuyor. Yani reklamcılık bölümündesin. İşte akademisyenler veriyor ama hani gerçek metin yazmak, gerçek marka yönetmek, strateji yazmak, içgörü oluşturmak. Bunlar hani sektörden insanların gelip vermesi gereken şey ya. Evet. Onu söyledi. Yani muhtemelen onu düşündü. Ya yani işte çocuk anlatabiliyor ve yani bir tecrübesi var. Yüksek lisansını yapmış, doktorasına devam ediyor. Bizde olsun bu kafası. Yani çok basit, onun beklentisi belli. Bendeki beklenti ise şu. Sanırım bu ana sahan belki çok aynı olsa bile masanın o işte her tarafında oturabilme becerisi. Kendine artı bir değer yaratma. Yani işte doktoranı bitir, akademisyenliğe devam et, yazı yazma süreçleri. Zaten hayatım yazıyla birlikte. Yani lisede fanzinlerde yazıyordum o Kadıköy mecralarında düşün. Çok hani içsel bir duygu olduğu için benim için o çok mantıklı gelmişti. O an işte şeyi düşünmüyorsun yani nasıl olsa aile geçindirmiyorsun sonuçta kendinden mesulsün. Çok hızlı karar verebileceğim bir şeydi ama bir şey de biliyordum Bora yani hep öyle bakarım çünkü şu an verdiğim kararın bana 5 yıl sonra çok iyi geri dönüşlerinin olduğunu tahmin ederek o kararı verdim. Ama karar örüntüm hep vardı mesela sen biliyorum hani aynı zamanda kripto paralar konusunda da önemli bir uzmansın, yatırımcısısın da. Ben mesela yatırım ekosisteminde de çalışmış, hem de üst düzeyde çalışmış bir insan olarak ben mesela hep şöyle düşünüyorum. Devletlerin paranın senyoraj etkisinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini, çünkü bunun refahla ilgili olduğunu, yani bugün bir Türk lirası, bir Amerikan doları 14 Türk lirasına denk geliyorsa bu kabaca 14'te bir refah demektir o ülkeye Evet, karşı. Yani tabii. senin hizmetine ya da ürününü 14 katına
Evet. Ancak oraya yani 14'te birine verebilmen anlamına gelir. Bu da senin 14'te bir refah seviyesine, onun 14 katı refah seviyesine sahip olduğunu ifade eder. Çok kaba bir hesap bu E ama yani tabii. yaklaşık paranın değeri öyle bir şeydir. Şimdi hep mesela ben kripto para yatırımını yapmamamın sebebi başlangıçtan beri o senyoraj etkilerinden hiç vazgeçmeyeceklerini ve açıkçası şeyi çok o hazine coinleri, Fed coinleri, AMB coinleri falan kripto paraların daha ikinci, üçüncü yılında devreye sokacaklarını düşünmüştüm ben. Bora, mesela ben öyle düşündüm. Bak bu bir senaryo. Tabii Yani bu olabilir de. senaryo bu senaryo yani bu senaryo belki 2022'de olur mesela. Yani Olabilir. şu an mesela bu ayı sezonunun bence önemli şeylerinden biri, soru işaretlerinden biri. Herkesin Fed'den, AMB'den bir hamle beklemesi biliyorsun İngiltere. Yani ana eksen o gibi duruyor. Çünkü o hamle gelirse çok acayip dökülürler yani öyle böyle değil. Ha, sonra toparlar dökülür bilmiyorum ama ya düşünsene uluslararası para sistemi var. Dolaşım Swift üzerinden sağlanıyor. Adam sana tutup dese ki Swift'ini kullandırmayacağım ve ülkedeki para transition'larında sen yoksun dese ne yapacaksın Bora? Ve niye El demedik bunu Salvador'a belki şimdi? yapacaklar değil mi? Öyle düşünüyorsun. El Salvador resmi paraya Bitcoin. Belki yaparlar. Evet, niye demediklerini de şöyle düşünüyorum. Kripto paranın tabii yaklaşık 4,5-5 trilyon dolara ulaştığı toplam hacmi. Bu hacmin içerisinde yatırım bankaları var, şirketler var. Onların bilançolarını bozmamak ve ekonomik bir risk yaratmamak için şu aşamada belki de söylemiyorlar. Anladın mı? Yani belki de kripto paralar hep olacak. Blockchain zaten bu dünyada gelecek teknolojinin özü gibi duruyor her anlamda. Ama o kripto paralar kimin olacak Bora? Yani temel soru o. Yani hep olacak da kimin olacak? Göreceğiz. Vallahi herkes bu konuda bir bahis oynuyor şu anda. Hep bu yeni teknolojiler hep biliyorsun vahşi batı. İşte herkes kendine göre bir tez geliştiriyor. Ben mesela bu yılın başında Elon Musk bu Shibu'dan bahsedince gülmüştüm ya böyle saçma şey mi olur? Neymiş bu Shibu falan diye. Hani ben kriptocu olmama rağmen. Yıl sonu getirisi %81 milyon. Yani belli olmuyor. Yani hayat çok karizmatik yani şey çok karmaşık gidiyor, çok kaotik gidiyor. Ve yani o dediğin senyoraj modelleri vesaire aslında son 100 yılın ürünleri. Ondan önce yok biliyorsun devletin senyoracı yok çünkü altına dayalı. Bir göreceğiz. Bilmiyorum ki ben ama iyi olacağını düşünüp devam ediyorum. Çünkü bu dünyanın çok fazla sorunu var. Bir tek sorun merkeziyetçi paralar değil ama merkeziyetçi para çok kötü bir şey. Çok şeytani bir güç diye düşünüyorum. Ve bu gücün devletlerin elinden alınması gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü bak Türkiye'de yaşadığın fakirleşmeye bak. Yani durup dururken değil mi? Hani sen aynı işi yapıyorsun, aynı performansı çiziyorsun ama TL kazandığın için ve TL konusunda kontrolün Evet. olmayan bir şeyde bir anda bir karar veriyorlar. Olaylar nerelere gidiyor? Neyse kriptoya girersek çıkamayız. Hakikaten orada da Aynen heyecanlı. NFT'nin var mı senin bu arada? Sen tam NFT'lik insansın yani. NFT'ler yapıyor musun? öyle. NFT projeleriyle ilgili çalışıyoruz. Var mı? Yani NFT'leştirmek için iki tane ayrı kategori belirledik. Hatta dün bir tanesinin toplantısını yaptık, çalışıyoruz. Live School tarafında aynı zamanda Metaverse ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yani VR teknolojisi ve artırılmış gerçekliğin acaba Metaverse aleminde nasıl yer alabileceğine ilişkin yine geçen hafta onun toplantılarını yaptık. Büyük ihtimal bir yer vereceğiz yani Live School içerisinde. Çünkü hem NFT'ye yer vereceğiz hem Metaverse'e yer vereceğiz. Çünkü hani Metaverse falan konuştuğumuz zaman çok acayip şeyler resmedebiliyor insanlar. Neresinden tutsan işte ölümsüzlüğü mü arıyoruz? Bu dünya yıkılacak mı? İnsan nüfusunun sonu mu gelecek vesaire vesaire. Yok ya o kadar abartılı değil yani. İş yapma teknolojileri değişebilir yani sonuçta. Bugünkü e-ticaretin çok daha verimli ve gerçek bir deneyim halinde yürütüldüğü bir hale dönebilir yani sadece Metaverse. Eğlencenin oraya içkinleştiği bir hale dönebilir. Yer almak lazım yani. Benim var bir küçük arsam var. Ya bu aslında şeyde NFT konusunun senin gibi insanlara da çok yarayacağını düşünüyorum Uğur. Çünkü yeni projelerde çok sık duyuyorum bunu. Senin gibi yaratıcı insanlar kişisel NFT çıkarıyor bir tane. Bu yani çok önemli bir esmesi. Dövmenin NFT'sini yapıyorsun. Yani mühim olan neyin NFT'leştirdiğin bile değil öyle söyleyeyim. Onun Uğur Batı'nın olması önemli konu. Veriyorsun ki bu NFT'ye sahipsen veya bu NFT'yi işte parsiyel sattın, tokenlaştırdın neyse. Buna sahipsen benden ilişki kurma hakkını kazandın diyorsun. Ve eminim şu anda da izleyicilerimiz arasında yani Uğur'u daha yakından takip etmek isteyen, onunla ilişki halinde olmak isteyen, iletişim halinde olmak isteyen insanlar var. Bunu paraya dönüştürmeye başlıyorsun aslında anlatabiliyor muyum? Yani seminerlerle, eğitimlerle verdiğimiz şeyi diyorsun ki bu NFT'ye veya onun token haline sahipsen benden şu periyotta bir araya gelebilirsin. Benim işte özel içeriklerimi okuyabilirsin. Kitap yazarken beni seyredebilirsin gece. Bol öyle tipler var biliyorsun. Tepeye kamerayı koyuyor. Çalışırken kaydediyor. Benim kızım takip ediyor birisini. Adam bir öğrenci o da ders çalışırken kaydedip yayınlıyor. Başka hiçbir şey yok. Bir kamera.
Korkunç para kazanıyor. Çünkü YouTube biliyorsun izlenmeye göre para kazandırıyor sana. Böyle inanılmaz basit bir yöntem bulmuş. Şimdi Uğur'un mesela kitap yazma halini ben görmek isterdim. Aynı anda 5 kitap yazıyorum diyorsun geceli 1 ile 3.5 arasında. Ve o NFT'ye sahipsem onu görme hakkına kavuşuyorum. Yani böyle yeni bir aslında bireyleri, yaratıcı bireylerin önüne yepyeni gelir modelleri, iş modelleri koyuyor. Ben o yönde çok heyecan verici buluyorum. Yani belki kripto parada bitmeyecek bu iş. Belki işte dediğin gibi şimdi NFT'yi bu sene konuştuk. Metaverse yeni konuşuyoruz. Nereye gideceği belli değil ama bu desentralizasyon, bu değerlerin, kültürün tokenlaşması bana çok heyecan verici geliyor. Yani içinde almaktan, yer almaktan çok mutluyum o yüzden. Keşke daha çok vaktimi versem diyorum. Ben de bu aralar böyle bir bırakma kararlarım var. Sen de beni iyice gaza getirdin şimdi. Ben de her an yani belli işleri bırakıp tamamen bunlara verebilirim kendimi. Ben de o moddayım. Peki Uğur. Çok geniş ilgi alanın var biliyorum. Bu aralar uğraştığın projeleri de söyledim ama bu sıralar böyle hani son onu bir izleyicimize aktaralım. Uğur'un böyle kafaya taktığı, çok ilginç bulduğu, merak ettiği, okuduğu, araştırdığı, bunun sonu nereye varacak dediği neler var hayatında Uğur şu sıralar? Neleri heyecan verici görüyorsun geleceğin oluşumu açısından? Bir sanatla ilgili arka arkaya seri 9 tane sergi planladık. Bu sergilerin içerisinde hepsi enstalasyon mantığıyla oluşturulacak ama çok güzel hikayeler peşinde koşuyor. Yani Tılsım İstanbul diye bir sergi yapıyoruz. Hazırlıyoruz. Gerçekten çok özel. Böyle Osmanlı mühür tılsımlarını şimdi yazıyoruz. Onları tuvale enstele edeceğiz falan. Bir seri olacak bu. Hepsi sonu İstanbul'la biten. Mesela bu konuyla ilgili pek çok araştırma yapıyorum. Yani biraz gizem kültlerine bakıyorum. Bu bana mesela çok heyecan veriyor. Kendime özel bir heyecan. Tabii yani benim için büyük, kitle için küçük bir heyecan diyorum. Bu birinci mesele. İkinci heyecanım ise işte bu Life School özelinde o yapmaya çalıştığımız o uzaktan eğitime bile alternatif dedim dikkat edersen. Çünkü biz uzaktan eğitimi genellikle bir eleme sistemi üzerinde fiziksel olarak yüz yüze gelmediğimiz bir eğitim biçimi olarak tanımladık. Yanlış bu. Blended dediğimiz o harmanlanmış eğitimde bu değil. Uzaktan eğitimde bu değil. Burada bir sınıf yönetimi var, öğrenme biçimi var, bir yöntem var. Bunun içerisinde oyunlaştırma var, ödül ceza var, her şey var yani, kurgu var. Bunu sağlayabileceğimiz bir yapı üzerinde koşturuyoruz. Dolayısıyla bu tarafı çok araştırıyor. Dünyadaki en iyi modellere bakıyorum. Nasıl daha verimli hale gelebiliriz onu araştırıyorum. Bunun fiziksel olanla ilişkisini nasıl kurabilirim ona bakıyorum. Dolayısıyla bu iki saha şu an benim ilgi alanım gibi duruyor. Yani bu iki alanla ilgili çok çalışıyorum. Onlar seni genişliyor. Süper. Peki yavaş yavaş sonuna da geldik podcast. Böyle hakikaten acayip konulara girdik çıktık. İzleyiciler biraz dağıttığımızı tahmin ediyorum. Benim hoşuma gidiyor böyle biraz dağıtıcı podcastler. Son ne söylemek istersin? Yani ben sana neyi sormadım? Yani ya Bora bana şunu sorsaydın aslında şunu anlatmayı çok isterdim. Haddini aş, izleyicilere yararlansın şu bilgiden, şu içgörüden veya bu fikrimden diyeceğin ne olabilirdi? Ya şöyle söyleyeyim Bora, ben hani yaşam gurusu falan değilim. Hiçbir şeyin gurusu da değilim. Kendi başıma takılıyorum. Yani gerçekten bunu çok böyle mütevazi olsun falan da diye söylemiyorum. Öyle takılıyoruz yani. Hani bir iddiam da yok yani. Özel bir iddiam da yok. Hayatımda en çok sevdiğim şeylerden biri her bazen Eylül bazen Eylül sonuna doğru uzayabiliyor. İstanbul'daki leylek göçlerini deneyimliyorum. Gidiyorum sabahleyin saat 6.30'da. Yanımda kahve podum, termosum, kitabım vesaire. O kocaman kanatlarıyla birlikte 2,5-3 metreye çıkan binlerce leyleğin arasında mesela tam gün geçiriyorum. Ya da mantar avlarına çıkıyorum. İşte Eylül ile Aralık sonunda Türkiye'nin çeşitli mantar coğrafyalarında mantar topluyorum. İşte ailem var. Benim heyecanlarım bunlar. İşte sanat var. Hiçbirisi de işim değil bu arada. Yani şöyle hiçbirisi de işim değil. Yani çok para kazanıyorum falan demeyeceğim ama yani eğlenceli para kazanıyorum. Evet. Yani öyle söyleyeyim. Hani çok çalışıyorum. Evet zaman. Yani benim yerime başka birini o hayata koy. Eminim yani belli bir oranda zorlanacaktır. Kolay değil üstesinden gelmek. Bu kadar çoklu ve farklı. Yani her gün başka bir dünya yaşayabilirsin ama son bir haftadır en büyük keyfim o Polonezköy'de, o sözünü ettiğim arazideki bir kulübe var. Onu yeniliyorum. Böyle denizde sıfır çok hoş. Orada müthiş bir deneyim yaşayacağımı düşünüyorum. Bir haftadır elimde zımpara, boya falan gerçekten inşaat işi yapıyorum. Süper. Ama bu benim için tatil gibi. Yani çok çok iyi hissettim kendimi bir haftadır. O yüzden hiç kimseye dediğim gibi yaşam gurusu değilim ve bu şeyleri annemin önerileri falan yapmak için söylemiyorum ama bence herkesin kendi bir ulaşacağı bir macera var.
O macerayı keşfettik mi keşfetmedik mi mesele o. O macerayı keşfedebilmek için de gözümüzün açık olması, gönlümüzün, zihnimizin açık olması gerekiyor. Bence zaten o macerayı keşfedenler sizin programın ismine vurgu yaparak söyleyeceğim. Haddini aşabiliyor. Evet, çok güzel. Yani bana mesela o programın adı onu çağrıştırıyor. Evet, bazıları için haddini aşmak o yılda bir kere olacak olan o leylek göçünde orada 3 gün zaman geçirmektir. O Kendi kadar yani. Hani fazla abartmanın anlamı yok yani. muazzam. Çok hoşuma gitti bu son tarifin, haddini aşmanın tarifi. Çok hoşuma gitti. Valla Uğur, süper bir mülakat oldu benim açımdan. Benim notları üzerinden epey geçeceğim yani. Kayıtları da izleyeceğim. Bolca da not tuttum. Eyvallah, benim Çünkü bir için de sürü çok iyi. kelimeler bile öğrendim senden veya işte ferasetin kökenini de öğrendim. Çok hoşuma gitti bütün bu kavramlar. Onları da biraz notlar haline getirmeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrar bize katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Eminim izleyiciler çok yararlandılar. Haddini aşmaları konusunda yardımcı oldular. Eyvallah. Olan bir podcast olduğunu düşünüyorum. Onlar da kendi leyleklerini, kendi kulübelerini seyrederler Aynen, inşallah. Öyle aynen. söyleyeyim. Son arzumuz olsun. Aynen. Peki, çok teşekkür Aynen. ederim. Çok sevgiler, çok sağ olun davetiniz için. Görüşmek üzere. Sağ ol.